Merhabalar. Eskan Yağlı Güreşleri ile beraberiz arkadaşlar. Eskan Güreşleri Antalya Güreşleri için özellikle önemli olan, önemli bir yer tutan güreşlerden birisi. Bakalım neler yaşanmış. Başlayalım. Her zamanki gibi bayrak töreniyle başlamış. Başpehlivanların. İlk turdayız. Saat 1:30 gibi ilk tur başlamış. Hani Gürbüz, yeni baş pehlivan Osman Kan mücadelesi. Gürbüz hızlı başlıyor. Osman Kan'a kendini ağırlığını hissettiriyor. Sonra da Osman Kan'a bir hoş geldin yapıyor yani. Osman Kan baş altındaki mücadelesini baş pehlivana taşımak zorunda. Enes Doğan'ın yaptığı gibi. Enes Doğan bunu başardı. Hemen. Osman Kan da çok iyi bir baş pehlivan oldu. Baş altı pehlivan idi. Yavaş yavaş adapte olması lazım diye düşünüyorum ki olacağını düşünüyorum yani. Önceki sene daha farklı olacağını düşünüyorum. Mustafa Batu Gökhan Alıcı'yı güzel bir kişilik mesleğiyle mağlup ediyor. İsmail Balaban da Recep Tas'la aynı anda mağlup ediyor. Recep Tas takımı yapmaya çalışmış, çok ona kendini anlamamış da böyle boyunduruktan böyle suplex falan mı atmaya çalışsın? Ben bilmiyorum. Mustafa Batu'nun çekmesi. Mustafa Batu yavaş yavaş geliyor yani yukarılara zorluyor. Osman Erdoğan kas kanadı. Okan Acar'a galip geliyor. Burada Fatih Atlı tecrübe ve tekniğini konuşturuyor yani. Bu anlamada Şahri Kurt'u mağlup ediyor. Ünal Karaman da bu anlamada galip. Yusuf Can Zeybek. Gibi İsmail Erkal'ı mağlup ediyor. Bastırıp. Mehmet Yeşil. Burada da Orhan Okulu gibi altında kalmış resmen ya. Turan Balaban. Koltuk aldı geçmek isterken altında kalmış. İkinci turdayız. Ali Gülümüz, Ali Gülümüz'ü ayağını kurtaramayan Salih Durum. Ali Gülümüz Salih Durum'u mağlup ediyor. Ayağını toparlamasına izin vermemiş kılçıkla. Burada da İsmail Balaban, Süleyman Aykırı'yı mağlup ediyor. Furkan Doğuş Altın. Ve devamında inanılmaz bir galibiyet ya. Furkan Doğuş Altın. Bir arada Fatih Atlı'yı yemişti bu şekilde.
Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş rakibi ya. Öyle bir inanılmaz güzel bir iniş olmuş. Bu inişi bir ayırıp bir yere koymak lazım. Bu arada Osman Aynur sanırım Semih Turgut'u mağlup ediyor. Evet, Osman Aynur Semih Turgut'u mağlup ediyor. Puanlamaya kalan iki mücadele. Orhan Okulu gücünü, direncini göstermiş ve Mustafa Batı'yı yarak galip gelmiş. Mustafa Batı dinlememiş artık. Onun ipleri de ele geçirmiş Orhan Okulu. Burada Kürşat Korkmaz, Can Zeybek mücadelesi. Kürşat Korkmaz tam böyle kurtulur derken Can Zeybek hiç beklemediği yerden tam gerdanlamadan çekince iyice bozulmuş. Kendisi oradan sonra toparlayamamış. Bakın tam doğrulayım derken göğsünden çekmiş ya. Orada ayağına kramp girmiştir yani kesin. Üçüncü turdayız. Beş çift baş pehlivan gelişiyor. Orhan Okulu Serhat Gökmen arasında bayağı bir sertleşmeyeyim arasında kalan bir mücadele olmuş. Furkan Dumuş Altın. O da bastı gazı geliyor. İyi gidiyor Furkan Dumuşaltı. Bakalım. Burada Ali İhsan Batmaz öncesinde arkadaşlar bir sakatlık geçirdi. Eğer sakatlığını bıraksaydı bir hafta boyunca ceza alıyordu sanırım. Ondan dolayı devam ettirdi ve çok kolay bir şekilde yenildi yani rakibi. Burada İsmail Balaban Enes Doğan'ın altında kalıyor. Enes Doğan galip. Çıkışını devam ettiriyoruz. Enes Doğan. Orhan Okulu Serhat Gökmen mücadelesi. Ya Serhat Gökmen de o kadar iyi giderken her seferinde nasıl oluyor, beceriyor bu yenilmeyi. Çok garip yenilmiyor. Yani çok garip bir şekilde yeniliyor. Yenilgileri de çok garip. Yenişleri de çok garip. Çok değişik bir yani. Anlam veremediğim Serhat Gökmen. Recep Kara formda gidiyor bayağı. Böyle bir şey işi mahvetmiş. Şimdi büyük mücadele Recep Kara Aygürüz mücadelesi. Yusuf Can Zeybek Orhan Okulu'ya kişi dikmesini alırken Orhan Okulu'nun bir kontrasına maruz kalıyor. Yine kol komple kazıkta ama işte Orhan Okulu gibi isimler muhtemelen Yusuf Can Zeybek'in o hareketine karşı bir çözüm bulmuşlar yani. Çalışması lazım. Yusuf Can Zeybek çok yapıyor çünkü onu. Komple kolu dirseğine kadar kazığa sokuyor. Bu da
illaki bir handikap oluşturur yani çoğu zaman da. O da bulmuşlar gibi duruyor 16'da özellikle. Hani günümüzde çok iyi bele girdi. Recep Kara da çok sever. Bakın Recep Kara şurada sağ sol bacağını kurtarabilse dönüp yan başı vuracak. Belki de galip gelecek. Ama Ali Gürbüz o ayağını çok iyi atmış oraya. O ayağını toparlamasına izin vermiyor ve oyun zaten olayı da bu. Bu şekilde bele girerekten ayağını da toparlamasını, yan başı yememek için o ayağını toparlamasına izin vermiyor. Bu şekilde galip geliyor. İki büyük isimden güzel. Yani böyle göstermelik oyunlar olmuş. Enes Doğan Furkan'da 16 mücadelesi. Yani inanılmaz mücadele oldu bu ya. O anlamı bölümü. Furkan Doğuş aldım çok kurtardı, döndü, kurtardı. Tabii, belki de yenebilirdi de. Ama Enes Doğan dikkat edin arkadaşlar. Sol eliyle ya da sağ eliyle sağ ya sol eliyle ya bir eliyle sağ ya da sol tam şu an çıkaramadım. Evet sol sağ eliyle sağ eliyle paça iplerini aldığı için onu baştan sona kadar hiç bırakmadı. Ya yani şu kadar karmaşaya rağmen bırakmadı. O da Furkan Duruş Altın'ın yenilmesinin en büyük sebeplerinden biri. Paçayı bir çözülmüş. Da ben çok iyi bağlamadım lan. Enes Doğan da onu yakalıyor ve oradan üstünü gerdederek kazandı. Enes Doğan çıkışını devam ettirdi. Furkan Doğuş Altın da iyi gidiyor. Mustafa Batu da çok iyi gidiyor. Ali Sanmatmaz'ın da ben buraya geleceğini düşünüyorum. Aralarına geleceğini. Seneye bu isimler de çok isimler söz ettirecek diye düşünüyorum. Enes Doğan. Çok iyi geldi baş pehlivanla Enes Doğan. Hüseyin Gümüşalan çok güzel bir tırpanlıyor. Hüseyin Gümüşalan da bu oyunu çok iyi yapıyor. O budamalarından kaçan rakiplerine karşı arkadan çangal yetiştiriyor. Burada Osman Aynur ikinci verilen itiraza çok itiraz etti. Yani ihtara çok itiraz etti. İkinci ihtarı verdiniz. Normalde kafa kafaya gidiyor. Niye benim konsantrenimi bozuyorsunuz gibi bunlar. İtiraz etti bayağı. Yarı finaldeyiz. Ali Gürbüz, Enes Doğan, Hüseyin Gümüşhanan, Orhan Okulu. Ya şu cazgırlar da çok klasik, sıkıcı hale gelmeye başladı. Ben çok sıkılıyorum. Gerçi genelde kapatıyorum yani. Hep aynı şeyler, hep aynı şeyler. Ya biraz renkli isimler olmasa lazım. Yani çok ciddi kalıyor. Biraz böyle o eskiden Pelin falan vardı da çok basit kaldı şu anda. Cazgırlık mesleğini çok iyi yerde görmüyorum yani. Ali Yunus yine klasik oyunu yapıyor. O şekilde kazanıyor. Enes Doğan'ı mağlup ediyor. Çok güzel bir oyun. Ali Yunus'la özdeşleşen bir oyun. O zamanlar hiç kazıktan serttirme yapmıyor. Yapmıyor. Onu bayağıdır görmüyorum. Ama bu serttirme şeklini her seferinde görüyoruz. Bütün organizasyonlarda yapıyor Ali Yunus. Çok iyi yapıyor onu.
Burada Hüseyin Gümüşhan bir ayağı sorun vardı zaten. Bir ayağında sorun vardı. Sakatlık vardı. Kırıldı geçen. Burada Orhan Okulu bu sene sol omuzundan çok sıkıntı yaşıyor. Bakın şuradan Hüseyin Gümüşhan'ın ayağını tutuyor zaten. Bir kendini yokladı, sonra devam etti. Paça paça yapıyor sonra. Orhan Okulu ekibini mağlup ediyor. Orada Hüseyin Gümüşhan bir an hata yaptı. Daha geride toparlayamadım. Eli paçadan çıkınca Kasaklama paçında aynı anda çıkınca boşa düşmüş. Orhan Okulu devamını getirip galip geliyor. Uzun zamandır böyle görmediğimiz güzel bir final oldu Orhan Okulu Ali Gülümüz karşılaşması. Bayağı da uzun sürdü. Baş altında da Davut Cansı çok güzel final bulmuş. 49. dakika şu an arkadaşlar. Puanlamanın ilk başları. Hani gündüz böyle kasnağa uzanmaya başladı. Orhan Okulu da bunu engellemeye çalıştı bayağı bir. Ben gündüz orada kasnağa girdim ama her türlü oyun yapabiliyor. Orhan Okulu bunun karşılığını almaya çalışıyor. Ama şurada bir kafa kafaya çarpışma söz konusu oldu. Şurada evet. Kafasına çarpmış. Gözünü ya da burnunu. Okulu bayağı bir sakatlık geçirdi. Doktor kontrol etti. Sonrasında devam etti. Ve burada bu olaydan yaklaşık 12 dakika sonrasında da Ali Gündüz onunla kuruyor, mağlup etmeyi başardı. Yani 1 saati geçik süre güreştiler, iyi bir final oldu. Ali Gündüz de olan okul finali. Ali Gündüz klasikten güreşlerini kazandı, bir teselli, bir motivasyon sağladı diye düşünüyorum. Bugün güreşleri takip ediyordum. Orada da Üsküdar Zeybe'ye mağlup oldu Ali Gürbüz. İlk güreşlerinde biraz aşağılara düşebilir. Ama diğer tabii daha iki güreş oynuyorsa daha var. Kurtdereli ve Yunus Dağı güreşleri. Bakalım neler olacak. Göreceğiz orada. Ali Gürbüz kasnaktan çekip budamayı yapayım demiş. Üstüne yüklenip ama Orhan Kulu zaten çok önde kaldığı için çok da bir şey yapmasına gerek kalmamış yani Orhan Kulu'ya karşı. Orhan Kulu kendi kendine zaten çok zor bir pozisyona düşmüş. Ali Gürbüz birinci, Orhan Kulu ikinci, Enes Doğan ve Hüseyin Gürşan'ın üçüncü bir almışlar. Eskay Yalgı eşleriyle. Tabii klasik Çanakkale Aydoz bilmem güreşler bitti Aydoz. Başka da bir şey yok zaten. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki güreşlerde, bir dahaki organizasyonda görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum.